Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fidelik'teyiz. Yağmurlamalarımızı döşedik. Şu şekilde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama spagetti yağmurlama olarak aldık. Daha doğrusu daha önceki yıllardan almıştık. Biz yağmurlama olarak onları kullanıyoruz. Yollarımızı sıraladık. Yollarımızın ortalarında boş kalan kısımlarına beyaz örtü çekmiştik. Ama beyaz örtü aslında siyah olması gerekiyormuştu. Bunu baştan düşünemedik. Biz beyaz örtü aldık, onları çektik. Bu şekilde ortalardaki otlar beyaz örtüleri kaldırmaya başladı. Ama fide tellemesi yaparken üzerinde gezdiğimiz için otları bastırıyoruz. Hani şimdilik bize bir sıkıntısı yok. Ama siyah olsaymıştı daha iyi olacakmıştı. Keşke siyah alsaydık diyebilirim. Şu an yağmurlamaları çalıştırdık. Havalar sıcak. Hafiften bir serinlik vermek istiyorum. Aslında biz yağmurlamaları sabah saatlerinde çalıştırıyoruz. Bunun nedeni ise bitkilerin geceye ıslak girmemesi. Onun için sabahları yarım saat gibi, 45 dakika gibi işte göllerin içindeki torf perlit karışımına bakaraktan ya da havanın sıcaklığına bakaraktan yağmurlamamızı günde veya iki günde bir çalıştırıyoruz. Arkadaşlar fideleri tellemek konusuna gelecek olursak şu şekilde aslında biz hemen hemen tam olmasa da bir tur fide tellemesi yapmıştık. Çıkan kolları telledik. Şu şekilde göstereyim hatta. Yağmurlamanın kamerada tam görüntüsü net değil ama yağmurlamanın sesini duyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar telemeye gelecek olursak biz sıralı sistemi yapıyoruz. Anaç olarak diktiğimiz fidelerden şu şekilde çıkan kolları bu şekilde göllerin üzerine yönlendirip tek elle biraz zor oluyor. Şu şekilde inşaat teli olarak bilinen tellerimizi kanca şeklinde yapıp şöyle gösterecek olursak zaten yağmurlamaları çalıştırdığımız için fide köklerinin şu kısımlarında kök oluşumu başlıyor. Biraz önce dediğim gibi biz sıralı gidiyoruz ama tek elle zor oluyor. Onun için şuraya rastgele sabitleme işlemi yapacağım. Şu şekilde tel yardımıyla tekrar bir tane daha yapayım. Şu şekilde koyup şu şekilde hafiften. Arkadaşlar daha önce yorumlar kısmına çok soruldu. Bir fideden kaç tane fide alıyorsunuz diye. Buna cevap vermiştim ama tekrar da söylemek istedim. Biz ortalama 1 adet fideden 10-12 adet fide üretiyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız ortalama budur. Tabii ki daha fazla veya daha az üretenler vardır. Ama biz genellikle videolarımda kendi ortalamamızı söylüyoruz veya yaptıklarımızı söylüyoruz. Şöyle tekrardan göstereyim. Arkadaşlar anaç olarak diktiğimiz fide şu şekilde bir tane kol atıyor. Bu kol işlemini sabitliyoruz. Hatta sabitleyeyim. Bakın. Sabitleme işlemini yaptık. Anaçtan gelen kol bir tane fide oluşturduktan sonra burada körleme işlemi olmuyor. Fide aynı hani yavrudan tekrardan kol işlemi devam ediyor. Bu biraz daha büyüdükten sonra onu da işte sırasına veya denk gelen kısmına şu şekilde onu da sabitleme işlemi yapıyoruz. Yani bir tane koldan kol çıktı. O fideden sadece bir tane kol olmuyor. O yavru da tekrardan kol devam ettirmeye çalışıyor. Şu anda biraz önce baktım ama göremedim. Bir fideden bir kol çıkıp
Ondan tekrardan bir fide daha oluşup tekrardan bir fide oluşturup yani çıkan bir koldan 3 fide elde edebilirsiniz. Tabii ki fideleri TLM işlemini yaptınız. Viyolunuz doldu. Şu uç kısımlarındaki filizleri kopartırsanız daha önceki yavrular daha kuvvetli olur. Ama fideye ihtiyacınız varsa, viyolunuzda boş gözleriniz var ise koparmamızı tavsiye ederim. Şu şekilde tekrardan komple bir göstereyim. Arkadaşlar, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.